Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli izleyicilerimiz, Sağlık Olsun programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Daimi konuğum fizyoterapist Sayın Serkan Orhan Beyefendi buradalar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Çok şükür iyiyiz, sağ olun. Sizleri sormalı hocam. Elhamdülillah, çok şükür. Hocam, bugünkü konumuz Parkinson. Parkinson'u anlatacaksınız bize. Hı hı. O zaman ilk sorumuzla başlayalım hocam. Parkinson nedir? Bize tanımını yapar mısınız? Tabii ki. Ee, Parkinson hastalığı çevremizde e, bizim aslında yaygın olarak görmüş olduğumuz bir hastalık. Çoğunlukla yaşlı bireylerde görülüyor. 60 yaş üstü olan bireylerde. E, peki nedir diye sorduğunuz sorunuza cevap vermek gerekirse. E, nörolojik bir hastalık. Yani beyindeki belli başlı e, fonksiyonların etkilenmesine bağlı olarak gelişen bir hastalık. Nasıl oluşuyor? Bizim beyinde dopamin ismi vermiş olduğumuz bir salgı var. Ve bu hormonal salgı beynin ilgili yerlerin arasındaki koordinasyonu sağlamaya yardımcı oluyor. Ve bunun eksikliğinde ya da yetersizliğinde ya da kalmamış halinde bu dopamine bağlı olarak yetersizlik ne yazık ki bize Parkinson hastalığını birlikte getiriyor. Ve... Parkinson hastalığı ile birlikte kişilerin hareketlerinin kontrolünde bozulmalar gerçekleşiyor. Ee, öte yandan bu hareketlerin birbiriyle olan uyumu yani örnek veriyorum bir birey e, kalemi alıyor. Kalemi e, yazmak için kullanması e, gereken bir e, ha, davranış olarak kodluyor beyninde. Fakat bu kalemi aldıktan sonra e, yazmaya yönelik değil batırmaya yönelik gibi kullanmaya başlıyor. Yani uyum sağlanamıyor. Ya da ee, bu hareketi gerçekleştirirken gerekli akıcılığı sağlayamıyor. Yani devamını getirtemeyebiliyor. Biz e, Parkinson hastalığında görmüş olduğumuz şeyler biraz bunlar. Ee, özellikle bu bireylerin e, hem harekete başlayamama ve harekete başlasar bile devamını getirememe devamını getirdiklerinde ise duramama gibi e, durumları var. Genellikle görürsünüz el titremeleriyle evet. e, ya da başlarında işte oynama ya da işte çene, e, dudakların oynamasıyla kendisini gösterir. Genellikle e, konuşmalarında da güçlük hareketlerinde bir yavaşlama e, durumundan bahsedeceğiz. E, genel itibariyle İyi. Parkinson hastalığını bu şekilde tarif edebiliriz. 60 yaş üstü bireylerde görüldüğünü söyleyebilirim. Eğer genetik bir yatkınlık varsa 40 yaş üstü bireylerde de ee, bu anlamda Parkinson hastalığına dair e, belirtiler ya da bununla ilgili olan e, problemler kendisini gösterebilir. Neden oluyor demiştiniz. Evet. Ee, şöyle aslında temel olarak iki sebebi var. Şimdi buradaki hastalığı e, açıklarken de belirttiğim üzere beyindeki bir hormonal salgının yetersizliği ya da eksikliği. Bunun da sebebi iki kaynaktan olabiliyor. Ya genetik olarak bir e, problem oluşabiliyor yani genetik olarak büyükleri de analar babalar ya da işte daha üst olan kişilerde bununla ilgili zaten bir kalıtsal rahatsızlık vardır ve bunun kişiye etki etmesinden kaynaklı olarak olabileceği gibi ikincisi ise bizim ilaçların doğru kullanılmaması ya da kimyasal maddelere olan maruziyet buna beslenmeyi de dahil edebilirsiniz yani ee, gıdası, genetiği değiştirilmiş organizmalar olarak GDO'lu ürünler de var. Ee, onların da beyinde bu ve benzeri fonksiyonları bozduğunu ve bu sebeple Parkinson hastalığının doğurduğunu bilebiliyoruz. Yani temel olarak tekrar etmek gerekirse genetik ya da kimyasal e, ürünler olan maruziyetten kaynaklı olarak e, bu hastalığı görebiliyoruz hocam. Hocam teşekkür ediyorum. Peki Parkinson hastalığına maruz kalmış bir bireyde görülen belirtiler nelerdir? Doğrudan kendini gösterir mi? Hı hı. Artık siz nasıl tabir ediyorsunuz evreleri veya türleri çeşitleri bunu nasıl ayırıp sınıflandırıyorsunuz? Evet, Bize evet. bundan bahseder misiniz? Yani bir birey Parkinson hastalığı olduğunu nasıl anlayabiliyor? Evet, şöyle hocam e, aslında başlangıçta söylediğim gibi titreme burada o zaten en bilinen bilinen başka kısım? bir etkisi var mı? Aslında orada bilinen şöyle bir e, eksik bilgi de var. Onu da paylaşmak istiyorum. Her el titremesi Parkinson anlamına gelmez. Hmm. Ya da e, her işte başın oynaması titremesi Parkinson hastalığı anlamına gelmez. Biz Parkinson hastalığındaki titremeyi istirahat halindeki yani dinlenme halindeki gelen titreme ile bağdaştırıyoruz. Örneğin ben elimi şu an masanın üzerine koyuyorum ve masanın üzerindeyken elim durduğu yerde herhangi bir hareket yapmaksızın kendiliğinden titriyorsa. Mesela oturuyorsunuz, koltuğun kenarına elinizi koydunuz. Evet. Eliniz durduğu yerde titremeye başladı. İşte bu istirahat halindeki titremedir. Bu Parkinson'un bir işareti olabilir. Şayet mesela şöyle bir şey varsa Diyelim ben kalemi al, e, burada işte bir e, bardak olduğunu farz edelim ve su içmek istiyorum. Elimi almış olduğum bardağı götürürken elimin titremesi bu istirahat halindeki titreme ile aynı değil. Bu e, bizim esansiyel demiş olduğumuz yani e, farklı bir hastalık aslında bu is, harekete bağlı bir eylem ortaya çıkartırken yapılan bir e, titreme. Bu daha farklı bir hastalık Parkinson'la ile ilgili Hı. bir şey olarak söyleyemeyiz. Ee, bu sebeple titremeyi bil, bil, evet bizim için önemli bir belirteç fakat bu belirtiyi de doğru anlamamız lazım. Mesela e, tanı kısmında da bahsedeceğim nörolojik muayenesinden vesaire. E, biz hasta mesela elleri, elleri kucağının üzerindeyken izleriz bakarız titremesi var mı durduğu yerde. Daha sonra bunun esansiyel tremor mu yoksa parkinson'dan kaynaklı olarak bir titreme mi olduğunu anlamak için deriz ki ellerini havaya doğru kaldır. Eğer ellerini havaya doğru kaldırırken yani bir hareket gerçekleştirirken burada bir titremesi yoksa bu evet yani istirahat halinde titremesi var ve harekette titremesi yok. O zaman evet bu bir Parkinson hastalığının işaretidir diyoruz. Ama diyelim ki eller kucaktayken herhangi bir şekilde titreme yok. Fakat elleri havaya doğru kaldırırken titreme meydana geldi. İşte bu harekete bağlı bir titreme olduğu için biz bunu esansiyel tremor demiş olduğumuz farklı bir hastalık ee, olarak ele alıyoruz. Orası Parkinson hastalığının dışında bir kısım. Ee, bu sebeple titreme evet belirteç ama doğru okumamız lazım titremeyi. Hocam peki sürekli var olan bir titremeden mi bahsediyoruz yoksa arada bir nüksedip sonra kaybolan bir titremeden mi? Şöyle aslında bu ilk başlardayken biz onu şey diye tarif ederiz. Eldeki titremeden bahsediyorum Para sayar gibi titreme deriz ona hmm. Çünkü e, el hem ufak belli başlı kasılmalar meydana gelir Ve el içe doğru döner Ve e, normal titreme gibi değildir Yani biraz evet. daha şöyle e, Çok kendisine, ciddi, gözle görülebilir Evet bu evreleme ile de biraz ilgili Yani e, ne kadar uzun süredir Parkinson e, Ya da yani buradaki dopaminin e, eksikliğine bağlı olarak bu titreme O koordini, koordinasyonsuzluk ee, onu yönetememe, aradaki bu e, sürdürülebilirliği sağlayamamadan kaynaklı bunun boyutu değişebiliyor. Ee, tabi burada dikkat edilmesi gereken şey e, hani sürekli meydana geliyor olarak mı? Değil tabi. Bir hareket meydana getirdiğinde mesela kişi işte bir kumandaya uzandığında bu titreme ortadan kaybolabilir. Fakat ne zaman dinlenmeye geçse tekrar başlar. Ama e, ilk başlarda bu el tit titremesi bildiğiniz gerçekten bir titreme düzeyindeyken e, ilerledikçe sallanmaya, sallanmaya ilgili, doğru dönüyor. Evet artık yani para sayar gibi demiş olduğumuz e, noktaya kadar ilerleyebiliyor. Ve bu da doğal olarak frekanslara da ayrılabiliyor. Yani ilk başta sadece ara ara titriyorken artık işte e, günden güne artması ve bunun şiddetinin de artması. Aradaki frekansının yani evet. örneğin normalde her 3-5 saatte bir titreme oluyorsa artık e, her dinlenmeye durduğunda yani elinize her bir yere koyduğunuzda 10 saniye içerisinde tekrar titremeye başlıyorsa bu artık oldukça ilerlemiş durumda demektir. Bu titreme bizim aslında birinci belirtecimizdi. Ee, bir diğeri ise bizim katılık hissi demiş olduğumuz yani biz buna rigidite diyoruz. Rigidite kavramıyla açıklıyoruz. Ee, hareketlerde katılık vardır. Örneğin e, bu kişiler kollarını büktüğünde Açmaları çok zor hale geliyor. Hatta biz buna dişli çark falan deriz. Yani e, öyle açarlar. Tık 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 diye açılır mesela. Yani hani bir e, harekette e, hastalığı tanımlarken de söylemiştim. Akıcılık yoktur evet, diye. Akıcılık. E, i̇şte bu rigiditeden kaynaklı. Yani kas kasılmaya devam ediyor. Beyindeki ilgili e, uyarılar onun e, akıcı bir şekilde kasılıp gevşemesine yönelik değil de Burada daha hani bir taraftan kasıyor bırakıyor kasıyor bırakıyor kasıyor bırakıyor haline bir dişli çark gibi kademeli bir açış olabiliyor. Ya da siz onu zorladığınızda kendiniz elinizle açmaya çalıştığınızda istemsiz bir şekilde daha da kuvvetli bir şekilde Direnç tutmaya gösterir. çalışır. Ama bunu birey kendisi istemli yapmıyor o evet. salgıdan kaynaklı yani şöyle düşünün gerçekten bir dişliye takıldığını düşünün o dişliden evet. geriye doğru getiremezsiniz gibi burada da o anlamda bir direnç ortaya çıkıyor. Bu sebeple biz katıldıkta bizim bakmış olduğumuz belirteçler arasında ve bir diğeri hareketlerde yavaşlık yani artık bu hareketlere birey diyelim ki biz ayağa kalkmasını söyleriz ayağa kalkmadan önce şöyle bir durur nasıl kalkılıyordu öne doğru mu eğileceğim vesaire gibi yani beyin orada bir koordinasyon anlamında zafiyet yaşar ve e, birey bunu e, hızlı bir şekilde eylemini gerçekleştiremez. Bakarsın böyle yavaş 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 işte öne doğru önce eğilir. Destek almaya çalışır, tutunur. Kalkmaya çalışır, dener. Kalkar kalkamaz vesaire. Ya da ayaktaysa yürüyün dediğimizde ilk adımları çok küçük, minik, 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 minik ilerler. Böyle yani tam böyle e, hani evet. çocukken e, aldım verdim oynanırken ki evet. gibi ondan daha küçük yani yarım ayak, yarım ayak olacak şekilde bir başlar. Sonra birazcık büyür, ilerler. E, bu anlamda hareketlerin başlangıcında bir yavaşlık vardır. Bu da yine bizim için önemli belirteçlerden. Ve bizim Postural instabilite demiş olduğumuz bir kavram bir diğer belirtecimiz. Yani duruş anlamında bir bozukluğa sahip olması. Yani sabit, stabil bir şekilde yerinde duramama. Dengesi bozuk olarak da düşünebilirsiniz. Yani ayakta duruyor, tam kendisini koordine edemiyor ya da yürüyecek dengeyi sağlayamıyor. Yani biz buna postural anlamda instabilite diyoruz. Stabilite hmm. zaten sabit kalmak. Evet. İnstabilite... E, sabit duramama, sabit kalamama ya da bu e, herhangi bir eylemi, hareketi gerçekleştirirken orada vücudun düzgün kompozisyonunu gerçekleştirememe olarak da e, adlandırılabilir. E, koordinasyon bozukluğu ve denge demiştik biz bunu en iyi yürümede görebiliyoruz. E, bu kişilerde az önce bahsettiğim gibi öncelikle bir düşünme sürecinden geçirir kendisini e, eyleme gerçekleştirmek için hamle yapar. Ee, ve bu çok minik minik başlar, ee, bu minik minik başladıktan sonra büyümeye başlar hareketler ve ne yazık ki duramazlar. Yani e, Parkinson'da böyle bir şey de vardır, yürümeye başladıktan sonra duramazlar. Durması için ya bir yerde e, hani onu birisi tutması lazım ya da bir e, engelin önüne gelmesi lazım ki adım atamayıp hmm. orada bir durma hali e, meydana geliyor kendileri istemli bir şekilde durmalarını çünkü denge ve koordinasyon anlamında bunu e, gerçekleştiremiyorlar. Biz daha önceki bölümlerde de yürümeyi biraz anlatırken bahsetmiştim ben. Her yürüme bir dengenin bozulma bozulup tekrar sağlanma aktivitesidir. Evet, yani bir herhalde. birey adım atarken aslında dengesini bozar. Evet. Ama e, adımını attıktan sonra tekrar ayakları yere bastığında o dengeyi sağlar. Çünkü konumu değiştir. Yani konum değiştirmek için sizin Dengenizi önce bir bozuyorsunuz bilinçli olarak, daha sonra tekrar sağlıyorsunuz. Evet. Şimdi Parkinson hastasında e, koordinasyon bozukluğu var. E, denge bozukluğu var, Postüre instabilite var. Yani yürümeyi siz hayal edin. Zaten bunların çok tipik bir yürüyüşü vardır. Biz onunla da testeriz. E, eller e, şöyle dirseklerden biraz bükük, kafa önde ve e, önce minik, minik 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 başlayıp ardından o adımdan biraz daha büyüyüp duramama gibi ee, çok tipik bir yürüyüşü vardır. Bu anlamda yürüme e, koordinasyon bozukluğu, denge e, hareketlerdeki yavaşlık, katılık ve tabii ki titreme kısımları bizim için önemli belirteçler arasında ve e, son olarak da asimetrik e, bozukluk diyoruz. Yani e, asimetrik demiş olduğumuz şey, örneğin bireyin sadece sağ eli titriyordur, sol elinde bir şey yoktur. Yani iki hmm. taraflı etkilenme değil, tek evet. taraflı, simetrik değildir. Ya da Eylemlerin mesela baş sallanıyorsa iki taraflı olarak sallanmaz. Tek tarafa doğru sallandığını görürsünüz. Yani bulgular iki taraflı değildir. Simetrik değildir. Asimetriktir. Bu da bizim Parkinson kısmında bakmış olduğumuz belirteçler arasında olarak söyleyebiliriz hocam. Hocam çok teşekkür ederim gerçekten. Peki bu hastanın tanı süreci nasıl işliyor hocam? Parkinson şikayetiyle veya Parkinson olduğunu bilmiyor titreme şikayetiyle geldi. Evet. Siz... Burada ee, şöyle başlayalım hocam. Biz tanıyı e, ilk etapta tabii bir nörologlara, yani bununla ilgili yetkilendirilmiş e, uzman hekimler var. Ve bu doktorlar e, önce bir nörolojik muayene yaparlar. E, buradaki bahsetmiş olduğum belirtileri, testlemeleri var. Hmm. Bunların belli başlı testleri var. Ve o testlemeleri uygularak işte örnek veriyorum elini e, bir... Aşağıya çevir, bir yukarı çevir şeklinde. Mesela çevirebiliyor mu? Yumruk açıp kapatabiliyor mu? Çünkü bunlar gerçekten koordinasyon gerektiren evet. şeylerdir. Ee, öte yandan işte burnuna dokunup, mesela biz elimizi açarız hastanın karşısında, elimizi açarız. Deriz ki bir burnuna dokun, bir elime dokun. Burnuma dokun. Koordinasyon olmadığı için ıskalar burnuna dokunduramazlar bu hastalar. Ee, bu da bizim testlemelerimizde değerlendirdiğimiz parametreler arasında. Ee, i̇şte ayağa kalkıp yürümesini aynı şekilde işte bir sandalyeye oturturuz. Sandalyeden e, istirahat halinde eller titriyor mu? Kaldırdı. Hala titremeler var mı yok mu? Yani esansiyel tremor, tremor mu? Parkinson mu gibi. Bunların bulgularını saptayabilmek için bu tarz testlemeler yaparız. Ve hastayı ayağa kalktıktan sonra böyle bir 3 metre lik bir mesafe ortaya koyarız. eski ki işte şu sandalyeye kadar yürü etrafından dön tekrar gel otur bakalım. Yani bunu yürürken nasıl yürümeye başlıyor, hareketlerindeki e, o akıcılık nasıl ve bunları gözlemleriz. E, bunlar bize tam olarak bir fikir vermiyorsa ya da e, farklı hastalıklardan da şüphelenildiği durumlar olursa e, burada e, manyetik rezonans e, görüntülemelerine ihtiyaç duyuyoruz. Yani MR'a e, hastaları evet. alıp buradaki bir de e, ilgili beyin bölgelerinde bu anlamda da e, Durum ne vaziyette onu ortaya koymak açısından da e, MR'a yönlendirilebiliyor ya da kan tahlillerine bakılabiliyor. ve Bir de lumbal ponksiyon demiş olduğumuz bir e, operasyonla da testleme yapılabiliyor. Bu da beyin omurilik sıvısının e, belden şırıngayla bir sıvı alınıp e, patolojik olarak incelenmesi sonucunda e, o dopamin salgısının ne düzeyde olduğunu saptamamız için de bizim e, önemli olarak baktığımız tanı kriterleri arasında olarak belirtebiliriz hocam. Parkinson hastası ile karşı karşıyasınız. Tedavisinden hmm. bahsetmenizi rica edeceğiz. Fakat ondan önce bir bilgi daha rica edeceğim sizden. Hmm. Bir Parkinson hastasının haliyle bu titremeler, sallanmalar gerçekten büyük bir koordinasyon, hareket bozukluğu var. Bu yaşamı oldukça olumsuz etkiliyor. Hı hmm. hı günlük hayatındaki olumsuzluklarından bahsedebilir misiniz bir parkinson hastalık hastasının Evet, evet. biz e, bunu klinik tablolarda da çok sık görüyoruz e, tedavisi kısmından sonra e, biraz daha iyi anlaşılacaktır e, hastalar bu e, şikayetleri belirtileri ortadan kalktıktan sonraki işte konuştuğumuz esnada e, o günlere tekrar dönmek istemiyorum diye direkt söylediklerini çok net bir şekilde yani, görebiliyoruz. Haliyle Çünkü haliyle hiçbir şeyi tutamamak, bir şey yazamamak, bir şey yiyip içememek evet, çok ciddi problem. Yani koordinasyon demiş olduğumuz şey aslında burada çok önemli. Çünkü bu hastalığın ana odağı koordine koordine etmek. Çünkü yani yürümede bile düşünün. Bir adım atıyorsunuz, ardından öteki ayağın duruşu, <laughs> gövdenizin öne doğru gidip gelmesi, el kol salınımlarınız. Yani bunlar çok komplike harekettir yürüye, yürümek. Ee, bunu sağlayabilmek için iyi bir koordinasyon becerisi gerektirir ya da işte bir Hı. düşünsenize işte e, farklı mesleklerle uğraşan bir bireyin işte ayakta, ayakta çeşitli işte mesleğini icra ederken yapmış olduğu hareket var örneğin işte e, bu e, bir hastamız işte inşaat işçisi olsun e, belli işte ne bileyim duvara çivi çakacak. Yani o çekici tutamamak ya da o çekiçle ilgili koordine bir şekilde çünkü az önce testlemede de söylemiştim. Yani evet. kendi burnuna dokunurken dahi zorlanan bir insanın artık çiviyi çakamayacağını hayal etmesini bir düşünün. Ve kişinin yaşayabileceği o psikolojik anlamdaki yıkıntı evet. da bu anlamda çok önemli. Biz burada el titremesinden başlayalım hocam isterseniz. Kişinin elinde bir titreme olduğu için... Ee, özellikle baş parmak kısmında bir kavrayamama çünkü e, elde ki bu titremeden dolayı tutmuş tut, kavrama e, dört parmakla her ne kadar mümkün olsa da asıl kavramayı sağlayan şey baş parmaktır. Evet. yani baş parmağımızın fonksiyonunu yerine getirmemesi bizim kavrama becerimizdeki e, en büyük handikapımız oluyor ve Parkinson hastalarındaki bu titreme de en çok par baş parmak üzerinde etkili olduğu için bir şeyi tam olarak tutamama, kavrayamama ve yani düşünün az önce örneğini verdiğimiz gibi kişinin işte çekici tutamaması, bırakın çekici kaşık tutup yemeğini yerken bile bununla ilgili problemler yaşaması, bu anlamda kişinin gerçekten çok büyük bir negatif anlamda etkilenmiş olduğu şeylerden bahsetmiş olabiliriz. Ve bunun yanı sıra tabi çeneler, çenesinde, dudağında da bu anlamda titremeler meydana geliyor. Ve bu titreme işte su içerken e, çenesinden suyun dökülmesi ya da işte ye yemeğin e, akması, dökülmesi gibi ee, bu anlamda kendin yani bir insan işte 50 küsur yaşınızda olduğunuzu düşünün ee, ne kadar yaşayacağınız meçhul ama e, nihayetinde belki işte torununuz var ya da işte e, küçük yaşta bir bireyi görüyorsunuz hani bir bebeğin yemek yerkenki haliyle e, sizin pozisyonunuzun aynı yerde olduğunu görmek bu gerçekten çok büyük anlamlı bir yıkım meydana getiriyor. Evet. Ee, bu sebeple e, bu, bu ve benzeri şeylerden muzdarip olduğu için genellikle işte e, beraber yaşadıkları bireylerden ya da işte bakıcı vesaire gibi durumlarla e, kendi e, ihtiyaçlarını gidermesi için bu anlamda desteğe ihtiyaçları oluyor. Ve bir diğeri ise Bradikinez'i demiş olduğumuz bizim hareketlerdeki yavaşlık yani çok atik e, normal hayatında oldukça hiperaktif olan bir bireyin Artık bulunduğu yerden ayağa kalkmasının neredeyse bir dakikayı bulduğunu düşünün. Bu bir halsizlik veya yorgunluktan dolayı değil. Hayır kesinlikle. Düşünce ile hareketin arasındaki iletişim bozukluğu ve gecikme. Tabii değil, ki. değil mi? Yani ilgili kasların yani beyindeki bu komutun e, o koordinasyonu sağlayıp çünkü koordinasyon dediğimiz şey şöyle bir koordinasyon. Yani. Ee, siz mesela ayağa kalkarken diyorsunuz ki işte bacak kaslarımın şura, şurası kasılsın. Ama ayakta durabilmek için de işte kalça kaslarımın şurası da birazcık gevşesin. işte karın kaslarımın şurası kasılsın. Bunu beyin bunu koordine ediyor. Biz bunu istemli yapmıyoruz evet, zaten. Evet. Yani şu anda bile bütün bu saydıklarınızı istemli yapacak olsaydık zaten yaşam yani çok güç ee, bunu biz otomatize olarak beynimiz gerçekleştiriyor. Evet. Yani ben mesela şu an ellerimi çeviriyorum. Bu bile bir koordinasyondur. Çünkü işte burada bakın dirseğim bir taraftan hani kasılık gevşiyor. Evet. Diğer el taraftan onunla tam ters şekilde diğer dirseğimin açısı değişiyor. Yani bu bir koordinasyon meselesi ve bu koordinasyonu evet. da veren beyindeki ilgili yerler. Ve bu ilgili yerler ne yazık ki bu koordinasyonu sağlayamadığında işte kişi bulunduğu yerden doğrulması çünkü kaslar kısa, kasılmasını gerçekleştirmiyor. Ya da kaslı olan kas gevşemiyor. Yani rahat bırakacak ki diğer taraflar bununla ilgili evet. ortamı hazırlasın gibi. E bu anlamda bir yavaşlık olduğu için kişiler hareketlerini gerçekten akıcı bir şekilde gerçekleştiremiyor. Dediğim gibi yani 30 saniyede 40 saniyede kişi anca ayağa kalkabiliyor. Ya da yürümeye başlayacak. Ee, çok minik minik başlamaya çalışıyor ya da tam başlayamıyor ee, bir süre bunu e, beyninde çözmeye çalışıyor zaten yüz ifadesini anlıyorsunuz yani şöyle bir duruyor nasıl başlatayım el ayak mı onu ileri mi atıyorum dizimi mi kaldıracağım vesaire yani bu e, kişinin kendisinden zaten onu görebiliyorsunuz orada o oryantasyonu ve o kooperayı kurmaya çalışıyor aslında bu da ne yazık ki yürümede de başta olmak üzere birçok koordinasyon anlamındaki bozuklukları günlük hayatta olumsuz bir şekilde evet. gerçekleştiriyor ve işte dengesi de bozulduğu için ya birisinden destek alıyorlar gibi bu anlamda da problemleri biz yaşadıklarını görüyoruz. Bir de titreyen kolu sürekli tutma çabası ve o şekilde kalan bir alışkanlık. Tabii. Şekilde. Evet evet. O o biraz daha şey saklamaya çalışmak çünkü. Evet. E, Kişiler bunu yani herkes bu davranışı gayri ihtiyar gerçekleştirir. Göstermek, bunu belirtmek ya da bunun bunun göz önünde olmasını istemez. Bu sebeple de bu ve benzeri davranışlar gerçekleştirilebiliyor. Bir diğer bizim günlük hayatta en çok hastalardan duymuş olduğumuz şikayet ise konuşmadaki yaşadıkları güçlük. Yani bu hastalar dediğim gibi işte dudak ve çenelerindeki titreme olduğu için... Ee, söylemek istedikleri şey tam olarak e, dudaklarından dökülemiyor yani. Öncelikle çenedeki titremeyi durdurmak için evet. çaba sarf etmeleri gerekecek. Ve söylerken mesela aralarda bazen bir monotonluk düzlük hissediyorsunuz yani ses sonunda e, hiç böyle bozulmaksızın hani bir vurgulama ya da bir tonlama bununla ilgili işte sesini etkili bir şekilde kullanma biz bunu konuşurken çok farkında olmuyoruz ama. Mesela Hı. ben şu an konuşurken bile bunlar belli başlı yerlerde evet. esler veriyoruz, virgüller koyuyoruz araya ya da sesimizi bir yükseltiyoruz, bir alçaltıyoruz. Zaman zaman farklı bir tonla bir evet. harfi vurguluyoruz. Siz de sunuculuk yaptığınız için iyi biliyorsunuz yani. Ee, bunlar aslında insanların günlük hayatında iletişimlerinde çok e, elzem olan şeyler yoksa evet. diğer türlü ee, tam olarak karşıdakiyle bu etkili iletişimi kur, kuramış, kuramam, kuramamış oluyorsunuz doğrusu. Evet. Ve bunu kuramamaktan ötürü de kişiler derdimi anlatamıyorum diyor. Yani düşünün kendinizi onların yerine evet. koyun ve kendilerini ifade edememek de ayrı bir e, bu anlamda gerginliğe ya da strese sebebiyet verebiliyor. Ve bizim nörolojik muayenelerde yaptığımız, testlemelerde de gördüğümüz ve günlük hayatta bu anlamda da kişilerin e, büyük bir e, muzdarip olduğu kısımlardan birisi de el yazılarındaki değişim. Örneğin kişi işte adını yazmasını söylüyoruz. İşte Serkan yazarken S'yi ve minicik yazıyor. E kocaman bir e, yani R değişik titremeli e, yani yazı çok bozuk olabiliyor. E, bu da gerçekten kendisinin e, bir becerisini ne düzeyde tuttuğunu gözler önüne serebildiği en hmm. e, etkili onun için. ...gözler önünde görebildiği bir somut şey oluyor. Bu da yine aynı şekilde günlük hayatta e, bu hastalarımızın şikayetçi olduğu durumlardan olarak söyleyebiliriz hocam. Teşekkür ediyorum hocam. Bu bahsettiğiniz durumlarda, belirtilerde gerçekten bir şey fark ediyoruz. Vücudumuz çok ince, harika mühendislikler üzerine inşa edilmiş, o şekilde yaratılmış. Evet. Hiç dikkate almadığımız birkaç eylem dahi aslında çok ciddi... Sistemler üzerine kurulmuş. Tabii ki. Yani harika bir yaratılış. Yemek yemek nedir ki diyoruz. Kaşığı daldırıp ağzımıza götürüyoruz ama beynimizden o parmağımıza, baş parmağımıza kadar uzanan bir süreç ve serüven var. Evet. Ve bunun üzerine tıp bilimi yüzyıllarca uğraşmış. Parkinson hastalığını bulmuş. Hastalığın Parkinson olduğunu tespit etmiş. Evet. Tedavisi şudur, tanısı şudur. Evet, gerçekten bunlar çok e, kıymetli alanlar hocam. Yani evet. biz burada e, her bir anlattığımız şey bir yerde şükür sebebi, evet. e, bir yerde farkındalık se mutlaka, sebebi, mutlaka. bir taraftan da bu e benzeri çevrenizdeki hastalara yönelik de aslında bilgili olmak ve ona yönelik de davranmak da bence evet. yine bir e, müminin Müslümanın bir hemhal olma, yani empati kurma denildi, denilen şey aslında orada hemhal olma duygusunda. Bu anlamda pekiştirebiliyorsak, verebiliyorsak ne mutlu bize. Çünkü siz her programımızda yani öncelikle vücudumuzdan, vücudumuzda yaşadığımız hastalıklardan bahsettikçe ben bir insan olarak kendimi tanıyorum. Evet. Böyle bir özelliğim de varmış. Olmasa evet. şu sıkıntıya karşı karşıya kalabilirim. Ciddi e, bir şükür sebebi gerçekten. Evet. Bunları biliyor olmak, bilebiliyor olmak. Çok teşekkür ediyorum bu konuda size bilgilendirdiğiniz için. Peki Neden? hocam bu hastalığın tedavisi nedir? Evet. Nasıl tedavi edilir? Tedavi, %100 tedavi var mıdır? Yani artık bu hasta Parkinson hastası değil güle güle taburcu oldun denilebiliyor mu? Şöyle ne yazık ki %100 olarak bir iyileşmeden bahsetmiyoruz. Ya da ee, Parkinson hastası değilsin diyemiyoruz. Fakat e, durumu biraz daha iyileştirmek ya da e, şikayetleri ortadan kaldırmak üzere yapmış olduğumuz bazı müdahaleler var. Öncelikle birincil durum bizim tamamen e, süreç boyunca hep, e, yapılan şey. Çünkü bu bir kimyasal bir süreç olduğu için bir yerde evet. yani hormonal anlamda bir e, yetersizlikten beslendiği için bu hastalık. Bu yetersizliği e, ortadan kaldırmak tekrar onun hormonal anlamda salgılanmasını arttırmak için ilaç tedavisi e, burada çok kıymetli. Biz bu ilaç tedavisinde yapmış olduğumuz şeyle o ilgili dopamin salgısının daha fazla artması ya da bir dopamin gibi salgılanabilecek ilaçlar veriliyor. Yani o ilaçlar beyindeki o yerde dopaminmiş gibi davranıp. işte titremeleri ya da işte koordinasyon bozukluğunu önlemeye dayalı, beyin içerisindeki aktivasyonların gerçekleşmesini sağlamaya çalışıyor. Bu anlamda ilaç tedavisi var. Fakat bu ilaç, Sonuçta bir kere iki kere yuttum artık Parkinson hastası değilim demek anlamına gelmiyor. Yani bu e, hayat boyu devam eden bir süreç. Bu sebeple e, Parkinson hastasının şayet ilaçlarla iyi yanıtlar alıyorsa bu ilaçlarla birlikte devam ettirmesi gerekiyor. Diğer taraftan e, en et, yani en e, çok yapılan çalışmaların başarılı olan kısmını en sona bırakacağım. Ama oraya gelene kadar yapılan diğer çalışmalardan, diğer tedavilerden bahsetmek istiyorum. İkinci sırada bahsedebileceğim şey aslında egzersiz. Yani hareket edebilmek. Çünkü biz demiştik ki istirahat halindeki olan durumlarda el titremeleri olur. Ya da işte koordinasyon bozukluğu hareket esnasında meydana gelir. Ee, biz vücudumuza hareketler yaptığımızda bunu işte pasif olabilir. Yani dışarıdan birisinin yapmasıyla ya da kişinin kendisinin yapmaya başlamasıyla bu antrena, antrene olmak yani bedeni buna hazırlayabiliyor olmak beyindeki bazı yerleri yine uyarmaya başlar. Ve oradaki koordinasyonu tekrar oluşması için siz aslında yani e, şöyle söyleyelim hep beyinden uzuvlara doğru giden bir süreç vardır ama eğer orada bir bozukluk varsa biz bazen bunu dışarıdan da beyne olacak şekilde tersinir anlamda da müdahale edebiliyoruz. Hmm. Yani artık ben işte parmağımı hmm. kapatmakla ilgili bunu alıştırabilirsem beyne bunu öğretebilirim. Yani biz bunu en çok hatırlarsanız inme hastalığında felçte evet. de anlatmıştık. Evet. Çünkü orada direkt ilgili bir alan tamamen artık fonksiyonunu yerine getirmeme durumu vardı. Fakat biz mesela oradaki egzersizlerle beynin farklı bölgelerinde e, bunun bununla ilgili bir nörolojik anlamlı sinaptik bağlantıların yani o koordinasyonu sağlayacak e, elektrik bağlantılarının sağlanabileceği ile ilgili tedavi yöntemleri oluşabiliyor. Biz peki egzersizle birlikte neler veriyoruz? Tabii ki kişinin öncelikle e, ayakta kalıp dengede durabilmesi. Denge denge egzersizleri çalışıyoruz yani. E, dengenin yanı sıra bu kişilerde o koordinasyon bozukluğu olduğu için koordinasyon egzersizleri yapıyoruz. Örneğin e, Hani çocukken de oynadığımız bir oyun vardır işte. iki kişi karşı karşıya geçer ellerini şaklatır. Sonra işte sağ eller evet. tekrar sol eller. Sonra iki, iki el. e, Bu sağ son iki el sağ her birinin arasında bu bir bu arada Parkinson hastaları için biz bunu e, egzersiz reçetesine yazıyoruz biz bunu. Yani bu bir koordinasyon meselesi çünkü. Kişi önce bu evet iki bu, üç, dört beş, altı. Yani altı hareketli iki elin açılıp kapandığı, itildiği, çekildiği bir serüven var orada. Ve evet. e, bu koordinasyon becerisi açısından açısından e, bizim çok yüksek yarar gördüğümüz egzersizlerden sadece birisi. Çok daha farklı egzersizler yapıyoruz da i̇şte top yakalama, atması vesaire bunlar da çünkü takip edebilmek, tutup evet. tekrar onu elinden yani atmak da bir beceri. Çünkü parmakları açmak var orada vesaire. E, ee, i̇şin altyapısına bakın da biz genel olarak buraya koordinasyon egzersizleri diyebiliriz. Ve tabii ki yürüme. Yani tekrardan o yürümedeki nasıl adım atılıyor, önce işte ayağı nasıl koyacak, nasıl başlayabilir, telkinlerle, komutlarla, e, yeri geldiğinde tutarak, ayağını biz adımını attırarak o dengesi için işte bir paralel var demiş olduğumuz tutunabildiği ortamlarda, güvenliğini sağlamış olduğumuz yerlerde, yeri geldiğinde iki kişiyle, üç kişiyle e, yürümelerini tekrardan ona e, gerçekleştirebilmesi için yapmış olduğumuz egzersiz programlarıyla bunu sağlıyoruz. Hocam çok özür dileyerek araya giriyorum. Şimdi evref muhabbeti var mı bilmiyorum bu hastalıkta. Ondan da bahsedersiniz varsa şayet. Hasta size ne zaman sevk ediliyor? Nörolog Parkinson hastası teşhisini koyuyor. Evet. Ve fizyoterapiye gönderiyor. Ama bu ne zaman oluyor? İlk başta ufak titremelerle de gelip sizde bunun önlenmesi için tedavi görebiliyor mu veya artık en son safhadan itibaren mi geliyor? Şöyle aslında burada önemli olan şey şu. Kişiler bununla ilgili az önce bahsetmiş olduğunuz belirtileri kendi yani birkaç tanesini görüyorsa, 2-3 tanesini bile görebiliyorlarsa e, hızlı bir şekilde bir nöroloğa bununla ilgili randevu almaları lazım. Tanıyı aldıkları andan itibaren fizik tedavi süreci başlar. Yani çünkü o andan itibaren ileri gitmesini önleyebildiğimiz kadar bizim için avantajlı evet. ve oradan geriye çekmek daha kolay. Yani ne kadar ileriden geriye çekmek için mücadele vermemizle ya da en azından ilerleyecekse bile ilaçların yanı sıra egzersizle birlikte biz onu biraz daha yavaşlatabiliyoruz. Yani o ilerlemeyi durdurmaya çalışabiliyoruz. Bu sebeple. Ee, hangi zaman diliminde olursa olsun kişiler burada en hızlı zamanda e, müracaat ettikten sonra nörolog tanıyı teşhisi koyduğu anla itibaren fizik tedavi süreci başlayabilir. Ee, burada bir de işin şu kısmı var koordinasyon meselesinde bunu söylemezsem olmaz ve son zamanlarda bununla ilgili de çok e, ciddi çalışmalar da ortaya konuyor. Müzikoterapi demiş olduğumuz müzikle te tedavi kısımları var. E, müzikle biz ritim becerilerini geliştirmelerini teşvik ederiz bu bu tür, bu tür hastalarımızın ve bu bir yerde aslında koordinasyon egzersizidir. yani bir işte davula sağ solla işte belli bir ritmi yapabiliyor olması ve işe bir ses de dahil olduğu için o e, beyinde daha kolay algılanabilir bir şey haline geliyor ve bu müzikle te, tedavi yöntemi sayesinde e, kişiler bu ve benzeri işte o katılık hissinden ya da işte o dişli çark demiş olduğumuz açamama ya da işte o titremelerden e, biraz daha muaf gibi o an gerçekten o an içerisinde e, kendilerine daha özgür daha bağımsız hareketler yaparak e, koordinasyon becerilerini geliştirdiğine dair de çok ciddi çalışmalar var. Şöyle bir durum oluyor mu hocam mesela hasta normalde kolunu açamazken veya... Titremeye maruz kalıp normal gündelik yaşamını sürdüremezken çok rahat davul çalabiliyor. Tabi tabi kesinlikle. Bu zaten Allah Allah. yani e, onun belli bir kademeleri Davul çalmayı var. bıraktığında tekrar aynı şeyler yükseliyor. Ama yavaşlıyor, frekansı azalıyor ya da titremenin boyutu düşebiliyor. Yani bu bir kekemenin konuşamazken rap şarkı söylerken söyleyebilmesi öyle. Çok gibi. Çok hızlı bir şekilde şarkı söyleyebilmesi, aynen, ezan aynen. okuyabilmesi Evet. Bunun gibi. Bunun gibi ve e, bu orada o zaman durum biraz daha zihinsel hastanın kendi kendine adapte etmesi. Yani zaten biraz daha değil sanırım zaten iş nörolojik ve oradaki dopaminin salgılanması ile ilgili bir süreç olduğu için dopamini salgılatmak için de e, adrenalinli ya da kişinin zevkine hoşuna giden aktiviteler yapmak da oranın salgısını arttırır. E, o salgının artması da zaten koordinasyonunuzu geliştirir. Çünkü eksikliği koordinasyonunuzu o aradaki bağlantının zayıflamasına sebebiyet veriyor. Siz onu salgılatacak ne kadar farklı türden şeyler verirseniz. ilaç bunlardan birisi, egzersiz bunlardan birisi, egzer ya da işte e, müzik dediğimiz olduğumuz ritim tutma bunlardan birisi, e, kişinin e, hangi türde neyi seviyorsa, neyle ilgili ritim tutmak onun için iyi gelebilecekse, o da onun e, bu dopamin salgısını tetikleyip öte yandan da tabii e, bu şikayetlerin biraz daha azalmasında kullanabileceğimiz araçlardan birisi. Son olarak hocam e, cerrahi operasyon süreci de olabiliyor. Ne gibi cerrahi operasyon? Evet. E, bu olay nihayetinde bir elektriksel bir e, bağlantının o e, aradaki görevin vazifenin yerine getirilip getirileme, getirilememe durumu dopamin salgısına bağlı olarak e, ilgili yerlerdeki yerin işte kasıl, gevşe, bırak bu bu komutların verilmesi bir elektriksel süreçle evet. meydana geliyor. E, bunu yerine getirebilmek için beyne e, beyin pilleri takılabiliyor. Ve bunlar yaklaşık 15-20 yıldır var. E, her geçen gün bunların teknolojileri çok daha ilerlemiş durumda ve e, artık bu beyne takılan pil vasıtasıyla ee, elinizdeki bir işte aplikasyonla birlikte kişiye işte mesela kapatıyorsunuz beyin pilini orada işte kırmızı off butonunu gör görüyorsunuz başlıyorsunuz bir anda el titremeye başlıyor hmm. ya da işte çeneler oynamaya başlayabiliyor fakat pili aktif hale getirdiğiniz an itibariyle bütün koordinasyon her şey yerine geliyor kişi ayağa kalkıyor yürüyor koşabiliyor işte balık tutabiliyor ne bileyim yemeğini yiyebiliyor konuşmalarında hiçbir bozukluk yok. Çünkü işte evet. çene titremiyor, ağız titremiyor. Ve kendisiyle o an işte bir mülakat gibi bir söyleşi yapılında yani o gözlerindeki mutluluğu göre yani görmeye görün yani. Gerçekten muazzam bir e, bu anlamda tıbbında ilerlemiş e, bu anlamdaki ilerlemesi de çok verimli ve faydalı. Evet. E, beyin pili de e, tedavi seçenekleri arasında değerlendirilebiliyor. Bunun için tabii bunun cerrahını, yap, cerrahisini yapan e, hekimlerin belli bir e, şartnameleri sağlaması lazım. İşte hastanın belli başlı düzeylerde olması lazım gibi. E, eğer uygunluğu sağlanabilirse bu uygunluktan sebep e, oradaki ilgili cerrah bu operasyonu gerçekleştirebiliyor. Bu pilinde işte yılda zaman zaman düzenli olarak işte muayene oluyorsunuz sadece işte bir problem var mı? Oraya konulmuş olan işte malzeme ile ilgili beyne farklı etkiler bırakıyor mu gibi. Onların zaman zaman ilk başlarda daha kısa bir muayene süreci gittikçe uzayan işte senede bir, iki senede bir, beş senede bir gibi 16-17 yıllık, 20 yıllık beyin ile hayatlarını devam ettiren insanlar var, hastalar var. Bu anlamda tedavilerden son olarak da beyin pilini bahsetmiş olabiliriz hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Programımızın da sonuna geldik bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ayrıca ciddi bir tefekküre sebep oluyor bu konular. Bunları istişare etmek. Farkında olmadığımız birçok nimete sahibiz. Rabbimizin üzerindeki birçok nimetine, üzerimizdeki. Bunlar için her biri için ayrı ayrı, ayrı şükretmeye niyet etsek ömrümüz yetmez. Evet. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli izleyenlerimiz bir sonraki sağlık olsun programımızda görüşmek dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.